Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ya tamam öldürelim ama nereye kadar öldürelim? Herkes teröristti. Kendisi de o zaman terörist oldu artık. Kardeş kardeş öldürüyor. Hiç değilse Türkiye rahat taşır. Bir bildiği vardır. Bahçeli hem sağa vuruyor hem sola vuruyor. Yani seçim için. Ülkücü yapını yakıştıramadım. Bahçeli orada çok gerçekten yani içini çekerek yani dayanamıyor söylediği söze. Ama şey yapıyor, anlaşalım diyor, devletimizi yenileyelim diyor. Bu 40 yıllık acı kalksın aradan. Birbirimizi öldürmeyelim. Nice gençlerimiz gitti. Nice ne bileyim aileler söndü, kapandı. Öğretmenlerimiz, doktorlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız. Siz bu çağrıyı önemli olarak mı görüyorsunuz? Çok önemli görüyorum. Gerçekten bir devlet adamı meselesi. Ben MHP'li değilim. Ya tamam öldürelim ama nereye kadar öldürelim? Tamam ben de istemiyorum. Ama nereye kadar? Nereye kadar öldürelim? Sen beni öldür, ben seni öldürürüm. Nereye kadar gidecek bu? Bu çok büyük mesele yani. Öyle basit bir mesele değil. Yapılmaması gereken bir açıklama. Hani ne oldu? Herkes teröristti. Kendisi de o zaman terörist oldu artık. Yok işte yani kırmızı bültenle aranan insanları çıkardılar. Televizyonlara, devlet televizyonlarına. Bu ne şey yani şimdi? Ne anlama gelecek bu? Sizce neden böyle bir çağrıda bulundu Devlet Bahçeli? Vallahi bence herhalde çaresizlikten olsa gerek yani. Ya da yani artık o da herhalde pes etti. Yani hani düne kadar kalkıp da farklı bir parti için deliriyordular ya hani onların destekçileriler falan işte onları destekleyen terörist. O zaman kendisi en âlâ bir terörist oldu. Kardeş kardeş öldürüyor. Hiç değilse Türkiye rahat taşır. O iyi. Devlet Bahçeli güzel bir şey yaptı yani. Çok da eleştiri alıyor mu halk tabanında? Alsa da kızım. Şimdi zaten o işi bitmiş. Daha gidip de PKK'lık yapacak bir insan değil. İşi bitmiş ama onları aşağı indiriyor da millet rahatlaşırsa çok iyi olur. Değil mi? Bugün yazık bir sürü polisimiz, askerimiz gitti. Bunların çoluğu çocuğu perişan. Bahçeli bilge bir liderdir. Önce devletim, sonra milletim diyen bir liderdir. Bir bildiği vardır. Çok eleştiri aldı bu sözleri. Eleştiri alsın. O önce devletim diyor, milletim diyor. Yani şey yapıyor yani. Bahçeli hem sağa vuruyor hem sola vuruyor. Yani seçim için dürüst öl yani. Daha kusura bakma. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi dürüst öl yani. Boş. Öcalan'la ilgili önceden yok. Ben onlarla çay içmem, ben bunlarla bir araya gelmem diyen kişi tokalaştı. Tamam Türkiye'nin huzuru için olacaksa olsun. Ama şöyle de bir şey var. Bunun ilerisi gerçekten barışa, gerçekten Türkiye'nin menfaati veya kendi menfaati mi onu düşünmek lazım. Bahçeli bugün ne diyor? Şey yapacağız işte İmralı'dan çıkartacağız. Meclise getireceğiz. İşte ateşe şey silah bıraksınlar diye uyaracağız. Peki bunu daha önce niye yapmadınız? Yani illa birilerinin ölmesi mi lazımdı? İlla birilerinin katledilmesi mi lazımdı? Daha önce yap. Bundan 20 sene önce de yap. Yakaladığın zaman da yapaydın. Şimdi niye? Menfaat mı yoksa ileriye dönük bir çalışma mı? Onu soralım Bahçeli'ye. Barışa gelsin hani. Uygundur bu iş hani bir barışa gelsin hani. Gerek hani Apo gelmiş hani konuşmamışsa ne olacak? Barışına gitsinler. Apo yine bırakmasınlar hani. Hani bu iyi bir şeydir hani. Olaylarla dursun, şeyler dursun adam. Sen buradan geziyorsun, korkuyorsun, bomba patlayacak, bilmem patlayacak. Dış örgütler bizi, zaten düşmanımız onlar da zaten. Tepki alır çünkü ayar belli değil ki. Keşke öyle olsa. Keşke kimsenin kanı akmaz. Değil mi? Keşke kimsenin kanı akmaz. Bana hiç iyi bir şey düşünmüyoruz. Devlet Bahçeli ben bunu yakıştıramadım, ülkücü yapını yakıştıramadım. Yanlış. Yani olmaması gereken bir şey ne demek ya? Nasıl gelip orada konuşma yapabilir? Bu kişi suçlu değil miydi? Niye bu? Yani kalkıp da meclisimizin bu kadar kötü işleri alet etmemeleri gerekiyor. Kendi çıkardığı için meclisimizi kullanmasınlar lütfen.
Valla Devlet Bahçeli iyi öneride bulunmuş. Hem vatan millet için bu terör, gözyaşları annelerin akmasın yani. Bu nereye kadar gidecek böyle? Ayrılma, bu Türkiye Cumhuriyeti tek devlettir, tek millettir. Hep kardeşiz yani. Kendi tabanından tepki görüyordur. Şehit ailelerinden tepki görürdür. Onlar da haklı yani. Şehit aileleri bunca kan dökülmüş. Bunun affedilmesi de yani bir nevi şeydir. Ama Devlet Bahçeli'nin artık şimdiye kadar olanların üzerine bir çizgi çekmek, vatanın bölünmemesi için, halkın huzur içerisinde yaşaması için öyle bir öneride bulunmuş yani. Güvenmiyorum bu devlete. Yani hükümete güvenmiyorum. Yine seçim için bir şeyler yapacaklar. İnanmıyorum. İyi yapıyorlar. Neden? Eğer Kürtleri uzakta tutmasaydı bunlar yine liderdi. Bunlar Kürtleri hep de kovdular. Yanda dursa başkadır, kovmak da başkadır. Ben başta verdim. Mesela Cumhurbaşkanı'na verdim. Bahçeli'ye de verdim. Neden böyle oluyor? Kürtler ne yapmıyor? Yarın bir gün savaş olsa kim bunları kurtaracak? Kürtler yine kurtaracak. Doğru mu yalan mı şimdi? Kürtler canını feda ediyor. Barış, biz kardeşiz. Ben de Kürt'üm ama Türk Kürt kardeştir. Barış istiyoruz. Siz ne dersiniz? Aynı şeyi düşünüyorum. Yani çözüm sürecinde de taraftım istiyoruz. Olmadı. Bir baltalandı. Hepimiz bu topraklarda hep beraber birlikte değil. Beraberlikte dış güçlerin müdahale etmediği bir yurtta yaşamak isteriz. Ama maalesef içimizdeki mankurtlar her tarafı karıştırıyorlar. Dil, din, ırkına, Alevi, Sünni şeyine sürekli İnşallah bir şeyi çabukluyorlar. Yani biz biriz, et tırnak gibiyiz. Ben de Kürt'üm. Destekliyoruz. Biz pek inanmıyoruz yani ben Kürt olarak ha. Pek inanmıyorum biliyorum. Ne yani ne meselesi nedir bilemiyorum yani. Yani inancım yok kendime. Bu şeyler dursun. Analar ağlamasın. Yani şeyler böyle istemiyoruz yani biz. Barış istiyoruz yani. Bir adım yani barış adına yani birlik beraberlik adına bir adım bir söz bile bence bir ateşi az da olsa söndürür ve belki Türkiye'nin vakası için barışı ve huzuru için onlar bizden daha iyi biliyorlar. Onlar siyaseti ülkeyi yöneten onlardırlar. Belki daha doğruya gider diye düşünüyorum.